Sevgili seyirciler, dünyaca ünlü köftesi ve mobilyalarıyla şifa kaynağı kaplıcaları, Türkiye'nin en büyük ikinci mağarasıyla hazır mıyız gezmeye? Bursa'da İnegöl'deyiz, İnegöl'de gidiyoruz gündüz gece. Zeytinyağlı yiyemem aman, basma da fistan yiyemem aman. Sevgili seyirciler, şu anda İnegöl'ün eski yerleşim merkezindeyiz. Solumda İshak Paşa Camii, sağımda İshak Paşa Medresesi, hemen arkada da İshak Paşa Türbesi var. Burası bir külliye, hem de çınar ağaçlarının altında şahane manevi bir ortam. Hoş geldiniz. Hoş bulduk abi. Şimdi doğru söyledin değil mi? Soldaki... Evet, evet. Sağdaki İshak Paşa Camii, sağdaki İshak Paşa Medresesi ve hemen caminin güneybatısındaki de Tacun İsa Sultan Hatun Türbesi. Yani İshak Paşa'nın ve eşinin ve kızının türbesinin olduğu mekan. Yani üç tane bir mekan, tarihi mekan var. Peki burada. Abi mesela orada da cami var, burada da cami var. Evet. İki tane cami. Aslında bu bize çok sıklıkla sorulan bir soru. Neden iki cami yan yana yapılmış? Dönemleri de çok yakın. 1402 yılında yapılmış bir Yıldırım Cuma Camii var burada. Burada bir İshak Paşa Camii neden bu kadar yakın? Aslında İshak Paşa Camii bir cami değil, zaviye. Dönemi için sosyal hayatı iyileştirme, kadılık makamı, yerleşik düzene geçiş ve tarım faaliyetlerini düzenleme amaçlı burada insanlara eğitim veriliyor. Yani burası bir eğitim yuvası, bir hukuk bürosu, her türlü faaliyetin devlet tarafından yürütüldüğü bir mekandı. Zamanla bu fonksiyon kaybedilince bu zaviye dediğimiz mekan bir camiye dönüştü. Aslında içinde küçük bir mescit vardı ama tamamen bir camiye dönüştü. Peki İshak Paşa kimdir abi tam olarak? İshak Paşa 2. Mehmet, yani Fatih Sultan Mehmet ve 2. Beyazıt döneminin önemli bir devlet adamı. Evet. Kendisi İstanbul'un fethine katılmış bir komutan aynı zamanda. Allah bizim için en önemli tarafı da bu. Evet. Kendisi Selanik'te vefat eder. Aha. Fakat vasiyeti vardır. Ben İnegöl'de defnedilmek istiyorum diye ve İnegöl'e getirilir. Bugünkü türbenin yanında bir mekana kendisi de defnolunur. 1930'lu yıllarda da eşinin yanında kabrine defnedilir. İshak Paşa İnegöllü müymüş? Evet, İshak Paşa İnegöllü. İnegöllü İshak Paşa oluşu hasebiyle zaten burada bir vakıf kuruyor kendisi. Türkiye'nin Anadolu'nun değişik yerlerinde yapmış olduğu imar faaliyetleri var. Kendi bütçesiyle, kendi mirasıyla bir vakıf kuruyor. İnegöl'de de bu güzellikleri bırakıyor kendine. Peki şimdi medrese dedik. Evet. Hemen burada cami dedik. Cami. Arkada türbesi var. Medrese de ne yapılıyor? Evet. Olarak? Medrese yani günümüz yani üniversitesi. Üniversitesi değil mi ama? Üniversitesi ama 1482-83 2. Beyazıt döneminden bahsediyoruz. İnegöl'de bir kaza olmasına rağmen bir medrese var. Bu medresenin en büyük özelliği de önemli alimlerin burada ders vermiş olması. Bunların içerisinde en önemlisi de Ebu Suud Efendi, Kanuni Sultan Süleyman'ın Şeyhülislam'ı kendisi. Vay, vay, vay. Ve burada ders veren hocalardan kendisi. Bu açıdan da İshak Paşa Külliyesi aslında İstanbul'a devlet adamı, Şeyhülislam yetiştirme ve ilim adamı yetiştirme noktasında çok önemli bir faaliyet görmüş. Evet. Önemli bir medrese. Yani diyebilir miyiz 1483'lü yıllarda İnegöl'de üniversite vardı. Vardı. Değil mi? Vardı ve çok faaliyetli. Ve buradan alimler, ulemalar, hocalar yetişiyordu. Yetişti. İstanbul'a gönderiliyordu. Ve İstanbul'a ve Anadolu'nun değişik yerlerine gönderiliyordu. Allah razı olsun. Makamları cennet olsun. Kim taş üstüne taş koyduysa. Sevgili seyirciler, İnegöl'ün tarihi kapalı çarşısındayız. Yüncüsünden orloncusuna, kolonyacısından oyuncakçısına, bebek malzemeleri ne ararsanız burada var. Hatta fermuarcı bile var burada. Görüyorsunuz. Abi selamünaleyküm. Benim ağzıma göre fermuar var mı abi? Buluruz. Bazen çok konuştuğumu söylüyorlar da benim. Buluruz diyor. Ne ararsanız burada var. Şimdi bu güzel tarihi çarşıyı beraber gezeceğiz inşallah. Neler var? Ta o efendim dedem zamanından kalma pazenler bile var. Hani hepimizin babaanneler, anneleri giyerdi ya o pazenleri. İşte onlar var. Hala burada satışa sunuluyor. İnanılmaz güzel o nostaljik kıyafetleri, eski yöresel geleneklerimizi, göreneklerimizi burada görmeniz mümkün. Buraya gelirseniz mutlaka uğramanız gereken yerlerden birisi de işte burası. Yanına gelebilir miyim? Buyurun. Geliyorum hemen. Şuradan şöyle
Vay 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 vay. Yıllar oldu böyle yerleri gezmeyeni görmedim. İsminiz neydi abi? Cafer. Cafer abi. Ben de zaten seni arıyordum Cafer abi. Şimdi Cafer abim kaç senedir buradasın abi? 7 yıldır buradayım. Maşallah. Bereketli olsun inşallah. Allah razı olsun. Şimdi neler satıyoruz? En çok neler talep görüyor? Bizim İnegöl'de hanımlar daha çok neler alıyor? Pike tarzı daha çok alır. Ne tarzı? Pike tarzı. Pike. Teyzik pike tarzı. Nefesim takılı vesaire şeyler satıyoruz işte. Yani genelde şey. Nefesine uygun her şey. Peki o hani şeyler vardı orada pazarlar falan gördüm. Onlardan da var mı? Onlardan bebek nevresim falan yapıyoruz. Nevresim yapıyorsunuz. O çeyizlik ürünlerden bir tanesini gösterebilirsin. Gösterebilirsin. Peki. Bir de bunları böyle bir ölçüyorsunuz ya böyle bir onun bir havalı bir hareketi var ona. Onu yapabilir miyiz acaba şöyle? Şimdi bundan yaparız. Yapalım şöyle. Şimdi bunun metresi mesela değil mi? Metre. Kaç metre alıyor? Metre olarak. Bundan biz 2,5 metre veriyoruz. Bir tane pike çıkıyor bunlar. Şöyle ölçüyoruz bunları. Aha. Ölçüyoruz. Bir pike ayırıyoruz. 6 metre pamuk takan veriyoruz. Pike takımı çıkmış oluyor. Peki kendileri mi yapıyorlar abi her şeyi? Biz veriyoruz, onlar yaptırıyorlar. Bunu aldık 1,5 metre. Metresi ne kadar mesela bunun? Bunun metresi 45 lira. 45 lira. Aynı zamanda bir pamuk saten de veriyoruz. Ha, buna da bakalım. Pamuk saten neresine? Üzerine bant yapıyoruz onlardan da. Ha. Üzerine dantel veriyoruz. Vay. Ha, bu böyle bir takım olmuş oluyor. Tabii tek başına bunu ne yapacaksın? Yani, süsü yok, bir şey yok. Bu vesile görüntüsü oluyor bunun tabii ki. Peki bunlar mesela bu danteller bunlar el yapımı değil mi? Bunlar hazır alıyoruz. Hazır alıyorsunuz. Ev yapımı bayanlar yapıyor. Pikocular giderken yine ev yapımını götürüyorlar. Ha. Orada yaptırıyorlar. Bizim burada birliklerimiz böyle oluyor. Harika. Bunun üzerine kalıyor. Bunun üzerine bir de piko yapıyorlar. Monte ediyorlar bunu. Piko yapıyorlar. Hı-hı. Artı çarşaf yapıyorlar. Hı-hı. Yine kenarı dantelli. Hı-hı. Artı yastık yapıyorlar. Öyle bir çeyiz çıkıyor böyle. Bizim bu çeyizlerde bu dantel olmazsa olmuyor değil mi abi? Olmaz. İnegöl'de zaten olmaz da. Piyasada zaten olmuyor. İnegöl'de zaten olmaz. Hiç... Mutlaka olmalı yani. Mutlaka olmalı. Tabii. Niye olmalı peki? Niye böyle? Daha gösterişli oluyor. Hı-hı. Daha gösterişli. Daha güzel oluyor. Hep kadınlar mı alıyor abi? Erkeklerin genel, şey yok genelde mu? Genelde kadınlar. Erkekler bazen bu şeylerden yaygınlıkta var diyor. Kahve masa örtülerine. Ha, kahveler için ya yani işte. Onlar alır. Genelde bizim bayanlarla işimiz. Pike tarzı, ev tekstili olduğu için bayanlar. Belki de hiçbir şey yok. Ben gideyim mi ya ben ne yapayım? Gideyim. Yoksa burada dur. Ben gitsem mi acaba? Hiçbir şey çıkmıyor. Erkeklere bir şey çıkmıyor. Niye? Elemiyor. Göz nuru en çok da hanımların eline yakışıyor. Aynen. O yüzden de onlar tercih ediyor. Aynen. O hanımlar, bacılar sağ olsunlar bunları hazırlamasalar nerede yatacağız biz? Yani. Bize ne? Sofra tövbesi tabii. Şey, ne masa örtüsünü sersen onun üstüne yatacağız biz. Ne yani, anlarız? Yani. Değil mi? Ha, şunu sersen ben yatarım. Ne olacak? Mutlaka bilmediniz. Ama işte zariflik orada başlıyor. Bak evet. Bu bunun üzerine geliyor, onun üzerine geliyor. Ondan sonra işte sanat oluyor, gelenek oluyor, örf oluyor, adet oluyor. Sevgili seyirciler, Türkiye'nin ilk ve tek mobilya ağaç sanayi müzesindeyiz. Şahane bir yer burası. İnsan kendini burada kaybediyor. Kardeşim Ceyhun şimdi bize anlatacak. Bu nasıl güzellik abi? Her şey böyle ağaç kokusunun arasında kayboluyor insan. Hemen girişte sağ tarafımızda bir orman canlandırması var. Evet. 1500'lü yıllardan itibaren Osmanlı donanmasının kürekleri İnegöl ormanlarından karşılanıyor. O yüzden bu şekilde bir mizansen yaptık. Gördüğünüz gibi ustalarımız ağaçlardan kürek temin ediyorlar. Genel olarak İnegöl ormanlarından kereste nakliyatını da canlandırdık. Bakın hemen görüyorsunuz bir tane aslanımız var. Bir dakika. Yanında duran bir tane paşamız var. Bizim burada yaşıyor muymuş aslan ya? Aslan tabii ki de burada yaşamıyor. Cezayirli Gazi Aslan Paşa her gittiği yere aslanıyla beraber gidiyor. Ha eyvallah. Evcilleştirdiği tamam. Aslanıyla beraber. Tamam. Aynı heykel İzmir Çeşme'de de var. Evet onu da görmüştük çekmiştik. Gidenler mutlaka hatırlarlar. Aslanımız da paşamız 1777 tarihinde İnegöl'e geliyor. İnegöl'den kesilecek ağaçları belirlemek amacıyla geliyor İnegöl'e. Hı hı. O yüzden bu şekilde bir mizansen yaptık. En sona kereste nakliyatını canlandırdık. Hı hı. 1791 senesinde Gemli Tersanesi'nde İnegöl'den giden ağaçlarla böyle bir kalyon yapılıyor. Vay, adı Göke, vay, kalyonumuzun adı. Göke. Evet. Osmanlı donanmasında en yaygın kullanılan savaş gemilerinden bir tanesidir. Tabii 300'de bir küçültülmüşü ortalama. Yani Osmanlı donanması en ihtişamlı zaferlerini bu Göke adını verdikleri kalyonlarla elde ediyorlar. Devam edelim Kürşatlı müzemizi gezdirin. Vay 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 bu bildiğin gerçek yapmışsın sanki her şeyi ha. Burada da bir adet su bıçkımız var. Diğer adı su mızarı. Nasıl yani? Suyla mı çalışıyormuş bu bıçkı? Aynen öyle. Genelde dere kenarlarında kuruyor bu sistemler. Elektriğin olmadığı zamanlarda suyun gücüyle çalışıyor. Hani testere çalışmıyor? Çalışmıyor. Hemen açıyorum. Vay vay vay. Abi bir şey söyleyeceğim. Hiç elektrik yok mu şu anda burada? Kesinlikle hiç elektrik yok. Tamamen su. Su gücüyle çalışıyor. Neler
neler bulmuşlar eskiler ya? 1800'lü yıllarda 30 tane kadar var. Bursa Eyaleti vergi kayıtlarından biliyoruz bunu. Genelde dere kenarlarında kuruluyor, o şekilde çalışıyor. Şahane. O tarafa mı gidiyoruz? Evet, devam edelim. Tamam, devam edelim. Burada da tipik bir İnegöl evimiz var. Evet. Ahşap bir evimiz. Ahşap ve kerpiç malzeme kullanılarak yapılıyor. Kerpiç nerede hani? Neresi oluyor? Kerpiç de hemen burada gördüğünüz gibi. Aa, buralar. Yapım aşamaları görülsün diye özellikle bitirmedik bu tarafını. Aha. Normal bir İnegöl evinin 1/3 ebatlarını. Evimizin diğer tarafı da bitmiş hali. Ha, şu en taraf az, bitmiş. Evet, en az safran bu evleri kadar ünlü bizim İnegöl evlerimizde. Vay. Hani böyle kerpiç eve girersin ya, böyle yazın serin olur, kışın sıcak olur. Kesinlikle yazın serin tutuyor, kışın sıcak tutuyor kerpiçin en önemli özelliği. Müzemizde ahşapla alakalı bütün meslekler var. O mesleklerden bir tanesi kürekçi dükkanımız. Aa, fırıncı küre. Evet. Değil mi? Az önce ormanda 1500'lü yıllardan itibaren başlanıyordu sektöre. Buradaki dükkanımızda da 1900'lü yıllardan itibaren fırın küreğine başlanıyor. Hemen yanında obutçu dükkanımız var. Neyce? Obut. Obut? Evet, at arabasının tekerleğinin iç kısmı. Ben bunu hep merak ediyordum. Bu ağaç bütün mü böyle, yekpare mi? Evet, fotoğrafta gördüğünüz gibi tek parça şeklinde yapılıyor. Islatılarak ya da buhar verilerek. Allah Allah. At arabası tekerleği değil mi? Kesinlikle at arabası tekerleği. Harika. Hemen yanında da at arabacı dükkanımız var. Burada da at arabasının diğer kalan kısımları yapılıyor. Bakın gördüğünüz gibi at arabasının tekerleği kalıbında ustalarımız tekerleği yapıyorlar. Yani, en son bütün işlemler bitiyor. Fotoğraftaki gibi boyanıyor at arabası. Yani Bursa şimdi araba sanayinde biliyorsunuz gelişmiş. Tam oradan belliymiş zaten. Kesinlikle. Tam orada başlıyormuş yani. Eskiden böyle değil mi? Evet. Harika. Daha sonra görmüş olduğunuz bu İnegöl yaylarımız meydana geliyor. Bu yaylı mı? Döneminin en lüks arabası, evet doğrudur. Ben onu biliyorum. Şey türküsü var ya. Yaylı geliyor yaylı, bizi de alsa bari, bizi de alsa bari. Ağzım o türkü de geçiyor değil mi? Yaylı geliyor yaylı, bizi de alsa bari dedikleri. İşte bu yaylı. O zaman çok lüksmüş değil mi eskiden? Evet, dönemin en lüks arabalarından bir tanesi. Peki bu aynı o tekerler değil mi? Evet, aynı tekerlekler, farklı bir amortisör sistemi olduğu için yaylı denmiş. Ha, amortisör sistemi nasıl farklı oluyor, ne yapıyor? Şurada galiba yaylar oluyor. Lastiklerden geçerken evet, çok fazla zıplatmıyor, özelliği o. Var. Farklı bir amortisör sistemi var. Bunlar var mı? Kol kısmında falan hocam var mı? Yok, o kadar yok. Eski. Şimdi daha neler var burada? Sandıkçı dükkanımız var. İlk olarak yumurta sandıklarımız var. Bunlar tapıt görünümünde olduğu için isimleri tapıt. Tapıt. Evet. Tapıt. Eskiden yumurtalar bunlarda mı saklanıyormuş? Büyük şehirlere bu şekilde gönderiliyor yumurtalar. Günlük ve taze olarak. Harika. İçine yüzlercesini alıyor. Bir sıra yumurta dizisi, bir sıra saman dizisi. Aman. Tabii burada bizim için önemli olan yumurtadan ziyade sandığı. Bu böyle tapıtta gelir değil mi? Tapıt, evet. Bana gelse ben korkudan açamadım. Ben. Ama tapıt geldi diye. Allah mavuzu. Hemen yanında İnegöl işi çeyiz sandıklarımız var. Harika. Üstündeki işlemelerden biliyoruz İnegöl işi olduğunu. 1940'lı ve 50'li yılların karakteristik İnegöl işiyle süslenmiş. Yaklaşık 4500 tane malzememiz var. Hepsi barış. İnegöl halkı bu konuda çok duyarlı. Belki o yüzden ben kendimi kaybettim. O yüzden bana bu kadar sıcak geldi. Yani hepsinin bir hikayesi var değil mi aslında bu eserlerin hepsinin? Tamamen yaşanmış malzemeler. Aynen. Tel dolapçı dükkanımız, zamanın buzdolapları, tamamen doğal. Hı hı. Tabii daha çok yiyecek ve içecekleri haşeylerden, böceklerden korumak için. Evet. Bir de evin en soğuk yerine konuluyor. Daha çok taze kalsın diye yiyeceklerimiz, içeceklerimiz. Evet, harika. Hemen yanında takunyacı dükkanımız var. Günümüzde halen daha devam eden bir sektör. Evet. İnegöl'le hamam kültürü ve oylatta olduğu için halen daha devam ediyor. Çok meşakkatli bir meslek hakikaten. Bu dükkanımızda beşikçi dükkanımız. Kafkaslardan gelen insanların farklı kültür özelliklerine göre yapılmış beşiklerimiz var. Özellikle oymalı olan beşiklerimiz Kafkas beşiği olarak biliniyor. Karadeniz usulüyle yapılan beşiklerimiz de var. Salıncak da var. Kesinlikle salıncağımız da var. Hemen yanında düvenci dükkanımız. İşte bu çok önemli. İzleyicilerimiz de hatırlarlar, mutlaka görmüşlerdir. Zaman harman makineleri. Aynen. İnegöl'deki önemli geçim kaynaklarından bir tanesi düvencilik. Çakıl taşları mı üstündeki? Evet, çakıl taşı olarak geçiyor. Düven taşı olarak da geçiyor. Tek tek çakıyor. Çakmak onları. Çakmak taşı olarak da geçiyor bazı yerlerde. Ha, tek tek onları çakıyor. Evet, değil tek mi? Tek çakılıyor düvenlerimizin altına. O şekilde işleniyor. Hepsi orijinal. Hepsi ilk hali gibi de duruyor. Kesinlikle, maşallah. Ne evet. Kadar güzel ya. İyi saklamışlar. Değil mutlaka mi? Mutlaka. Zemin kattaki son dükkanımız fıçıcı dükkanı. Fıçıcı.
en meşakkatli mesleklerden bir tanesi. İçine sıvı daldığı için dışarıya sızdırmaması gerekiyor. O yüzden çok iyi bir gerdirme yöntemi yapılması gerekiyor. Büyük olanlar daha çok turşu yapımında kullanılmış, zeytincilikte kullanılmış. Dar uzun olanlarımız var, tereyağı yapımında kullanılıyor. Aa, yayık gibi de var mı? Yayık, da yayık var, olanlar var, yatıklarımız. Bu tarafta da su sebili tarzında yapılmış fıçılarımız var. Evet. Sevgili seyirciler, yine dağlarda, yine bir yörük köyündeyiz. Hayatın pırıl pırıl en dingin yaşandığı yerlerdeyiz. Bursa İnegöl'de Dömez köyündeyiz. Gidiyoruz gündüz gece. Dömez'deyiz. Bakalım anamlar bizim için neler hazırlamışlar, ne gibi sürprizleri var, beraber göreceğiz. Hadi buyurun. Aman aman aman, kimler karşılamış bizi, kimler karşılamış. Gel. Gel kız, gel buraya, gel. Gel buraya, gel. Oy, gel sen de yanıma gel. Gel. Bunların sahibi kim? Bunların sahibi var mı, yoksa götürürüm hanım, İstanbul'a götürürüm ben bunları. Sahibi neredeymiş bunların? Selamünaleyküm. Aleykümselam. Kolay gelsin annem. Hoş bulduk, hoş bulduk. Nasılsınız, iyi misiniz? Oy, Allah bağışlasın. Ne arıyorsunuz anam, iyisiniz? İyiyiz Allah aşkına. Nereye geçeyim, nereye oturayım? Gel gel. Gel. Şuraya oturayım, gel, ayakkabımı çıkarayım şuraya. Gel, gel, şuraya. Gel. Nasılsın annem, iyi misiniz? Sizi gördük, daha iyi olduk. Analar bizim baş tacımız. Evet. Kız siz olmasanız biz ne yiyip ne içeceğiz? Evet. Tabii, tabii, ne yiyip ne içeceğiz? Evet. Bunu unutma gidelim. Benim yaptığımın ne bereketi oluyor, ne bir şey oluyor. Ama analar yapınca bereketli oluyor. Anam iyi misin? İyiyim anacığım, çok iyiyim ben. Allah'a emanet olun. Kara mıyım kız, çok kara mıyım? Yok canım. Kara biberdi, kara biber. Pirinç pilavın üstünde oturuyor. Ya, kara biberde kara mı diyor? Pirinç pilavın üstünde oturuyor diyor anne. Ya, evet. Ne laflar var sizde maşallah ya. Vallahi. Bocaga şimdiye kadar laf öğrendik sizi gerçekten. Bizim Dömez köyünün hamarat, marifetli, vefakar, cefakar anaları neler neler hazırlamışlar vallahi. Ne hazırladınız? Ne hazırladınız? Börek yapmadık ama kıvrım yaptık. Kıvrım? Kıvrım ne? Biz böreğe kıvrım deriz. Öyle mi? Bizim ninelerimiz öyle der, biz de öyle diyoruz. O zaman biz de öyle. Şehirli değiliz ki. Biz de şehir. Ben şehir çocuğuyum. Ben çikolata çocuğu muyum? Yok canım. Ben de köylü çocuğuyum. Yok yok. Yok değilim. Tabii, tamam. Değil, şimdi kıvrım yapacağız. Aha, kıvrım yapacağız. Şimdi kıvrım yapacağız. Anamlar bakalım kıvrımı nasıl yapıyorlar, beraber göreceğiz. Bak. Bu ne? Açtık nohut. Nohutu pişirdik. Ha. Ezdik. Ezdiniz. Cam şişenin taşından eziyoruz. Böyle şimdi. Tamam. Nohutlu kıvrım yiyeceğiz bunu, değil mi? Kıvrım yiyeceğiz. Vay 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 vay. Kaymağla karışık yaparız biz. Aa. Yağın içinde kaymak mı var? Evet. O kaymaksız olmaz mı? Allah Allah, bunu ilk defa görüyorum annem ben ha. Yörükler kaymaksız hiç yaşamıyorlar. Bir şey söyleyeyim mi? Dünya yörüklere güzel. Eyvallah. Tabii. Dünyanın kaymağını da yiyorlar. Bahçenin domatesini de yiyorlar. En organiğini de yiyorlar. Peynirini de. Tereyağına kaymak hamur olmasa yörükler olmaz. Vay. Kız iyi ki yörükler var ha. He vallahi, vallahi iyi yörükler vallahi var. Ha bu şey gibi böyle sıkma gibi böyle şey. Ha aa doluyorsun bak, pardon. Bak işte. Vay. Oldu kıvrım. Kıvrım oldu bu. Evet. Kıvrım oldu. Ha. İşte mantı da yapabiliriz şimdi. Ha bu işte bunu. Ha burada hazırlamışsınız. Evet. İşte kıvrım. Evet. Nohutlu kıvrım. Evet. Altı kızarmış bunun. Sobanın üstünde. Kuzu ne sobada? He üstünde, içinde değil. Ha öyle mi? Onun lezzeti öyle. Allah öbür türlü Allah. De fırın çeker gider lezzetini. Doğru ya. Ha. Üstünde göre göre pişecek. Üstünde göre göre. Vay. Hem yumuşacık olur. Kıymalı yapıyorlar. Biz bedava koslar içine bir tepse nohutlu yiyoruz. Biz şey yiyemeyiz. Değişmez mi kıymalı ya? Ama değişmez. Allah Allah. Sor. Bak yaşlar var. Hiç kıymalıyı değişmeyiz. Şimdi kıvrımı yaptın. Bunu şimdi ne yapacaksın? Mantı. Hadi canım. Hemen yapılır mı canım mantı öyle? Aa, yapılmaz mı? Tamam yörüksünüz, hamaratsınız da o kadar da değil canım. Aa, sen de. Bize kimse yetişemez. Yörüksünü kimse yetişemez. Nasıl yapacaksın şimdi mantıyı ona? Bak şimdi şu, sen dur hele. O zaman kıyma yok, şeyli patatesli nohutlu yapacağız. Ne yapacağız kıymalı ya? Nohutlu. Nohutlu bir şey mantı. Evet. Allah Allah. Kız annem arkama döndüm. Hakkını helal et. Vallahi kurban olurum. Neydin sen, neyden korktun? Aa bu türden. Korktun mu kız? Tamam. Getirelim onu. Ne o diyor? Bu bizim mikrofon annem kız, bu bizim mikrofon. Annem kedi ölüsü mü kız bu? Ana. Ana. Nereden görünüyor? Annem o şey mikrofon. Bizim seslerimizi alıyor. Şimdi konuşuyoruz ya. He. Öyle korkacak bir şey değil. Allah var, kedi ölüsü gibi o nasıl duruyor? Dur öyle hakikaten. Ana, ben dedim. Ben de korktum vallahi. İyi ki dedim o dedim. Vallahi. He korktum.
Canım anne. Yıllardır kıyma gördük biz mantının içine. Ama burada mantının içine nohut koyuyorlar. Bizim burada bir acayip bir nohut severlik var yani. Nohut çok seviyorlar. Biz nohutu ekerken kıymasını içine koyuyoruz. Nasıl yani? Biz kıymayı nohutla beraber ekiyoruz. Dalga geç benimle. Kıyma ekiyorsun. Kıyma ekiyorsun, inek çıkıyor tarladan. Oldu. Ya pazara git. Ben pazarda nohut satıyoruz. İnan kıymayı da içine koyuyoruz. Kadınlar şaşırıyor bize. Kız tarlaya nasıl kıyma mı ekilir annem? Bize deli derler, yapma şimdi ya. Şimdi yirkene göreceğim bak şimdi. Allah'ım yarabbim. Bak şimdi yirkene göreceğim. Bildin nohut. Dur. Tamam hadi onu bir kes de. Şimdi mantı kesiyorsun. Şimdi mantı kesiyor anam. Allah Allah. Tamam nohut koyuyoruz yine içine. Hani kıyma nerede? Ne oldu? Ne kıyması? Diyordun ya tarlayı ekerken kıyma da ekiyorsun. İçinde. Nohutun içinde. Allah'ım benim gözüm mü görmüyor? Ben mi yaşlandım? Bu anamlar mı yaşlı? Ben anlayamadım ya. Yo biz daha yaşlıyız. Ben 18,5 yaşıma yeni girdim daha. 18,5'a girdim. Niye nohutun kilosu 15 lira gülüm? Hay annem benim. Bir şey söyleyeceğim anne. Şimdi bunu normal mantı gibi cimcik mantı mı olacak bu şey? Kesecek. Biz öyle başka mantı mı? Bizim mantımız böyle. Açılmaz mı bunlar? Açılmaz. Dur. Hepsi diz. Böyle diziliyor bu. Diziliyor. Yoğurt koyacağız mı buna da sonra? Pişince koyacağız. Sarımsaklı yoğurdu yaparsan üstüne dökersen. Al sana mantı. Aynı mantı doğru. Tek farkı içinde nohut var. Ama nohutun tadı bambaşka. Bizim nohutumuz bambaşkadır. Yörüğün mantısı bu mu şimdi? Nohut var bunun içinde. Bak şimdi bir yiyince bir gör. Nasıl beğendin? İnşallah hadi demezsen vallahi görürsün. Sen buralı mısın anne? Vallahi. Doğma büyüme buralısın. Gelin gelmedin yani. Yok canım ne gelin hocam. Yapmışken yap. Dur şuraya geleyim. Anamın yanına geleyim. Gel oğlum. Şu tarafa geçeyim. Gel. Ana mı dersin, nene mi dersin, babaanne mi ne dersen de. Anam derim, ana. Kız bana çok karısın diyorlar. Durmadan bana karı olan, karı olan. Demezler, demezler. Çok mu karı? Anam, sen de ben... karıyım. Anam sen de mi karı? Kız sen de bendensin ya. Anam gurbetteki anamı buldum ya. Tabii vallahi ben de karıyım. Ama ben tarlaya gideyim. Karadan zarar gelmez. Şurada kaç kişiyiz kara? İkimiz, iki başka yok ikimiz. Millet bizim gibi kararmak için şeye giriyor, solaryuma giriyor. Aynen para verip de kararıyor. Para verip de kararıyorlar. Biz para kazana kararıyor. Değil mi? Doğru valla. Peki şimdi bizim köyün nesi meşhur annem? Böyle hamur işleri çok meşhurdur meşhur. Bizde. Hamur işi yaparız. Biz işte hayvan bakıyoruz, leşmerlik yapıyoruz. İşçimize bu hamur işlerini yapar yediririz. Sütlü çorbalar yaparız, mantılar yaparız, kıvrımlar, her şey yapar yediririz işte. Çalışıp yiyorsun. Nohut bol herhalde burada. Çok ekiyoruz. Değil mi? Çok çok nohut. Hele belli yani. Nohutumuz çok güzel bir şey. Bizim toprağımızı. Domuzlardan mı? Domuz mu var? Çok var bizde. Git de ormana gezemezsin. O kadar. Onlar saldırmasın mı? Ben şimdi aşağı doğru gideceğim ormana ya. Ormana giremiyor ki saldırırlar. Şu bıçağı bana verin şu bıçağı. Yok biz sanmıyoruz oğlum seni. Şu bıçağı aldım ben bıçağı bu bende dursun. Koca amanda kadar nasıl bıçağın ölecek ölmez. Ölmez mi? Ölmez. Ama ben bıçak kalsın istemiyorum ben gitmiyorum. Şimdi mantımız da hazır herhalde. Mantımız da. Annem bizim için yaptı. Sırf ben merak ettiğim için yaptı bak bunu. Evet. Bunu da tadımlık böyle bakacağız. Evet, bakalım bizim yörük mantısı nasıl oluyor? Nohutlu mantı değil mi? Evet. Anam, eline sağlık çok canım güzel, annem. Çok lezzetli olur. O zaman ben Esma ablamın yanına bir geçeyim. Geç bir de bakayım sen de bir yerde işliyorsun. Şimdi Esma abla ne yapıyorsun kan? İyiyim valla gözleme yapıyorum. Neli gözleme yani içinde ne var? Soğanlar. Soğan. Yeşil soğan mı? Evet. Yeşil soğan. Yeşil soğan var. Anam yapmışsınız ya bir şey. Yaptık tabii be. Vay vay getirdim. Vay. Şu karşısına koy bir gözleme. Hangi ara yaptınız? Hangi ara yaptınız? Ver onu annem bir bakayım. Şimdi bu soğanı buna koyacağız. Buna koyacağız. Soğanı bayağı bitirmişsiniz siz ya. Buca tepside mi? Çok şey yaptık, gözlemeler yaptık. Güzel. Hey annem, eskilerden mani falan okurlarmış eskilerden. Böyle dörtlük mörtlük okurlarmış. Ya okuduk zamanlarında mı? Şimdi galiba yaşlandık. Hatırlamıyor. Hatırlasak da galiba ayıbımıza gidiyor biraz. Yaşlanınca. Yaşlanınca. Kız gülüyor ama bak hele nasıl gülüyor. Bu güler. Güle güle moral buluyor. Güle güle moral buluyor. Nasıl gülüyor? Anam soğan gitti. Anam. Kız soğanlar. Anam. Toplama canım. Yere bir şeyler toplandı mı oğlum? Var başka hadi. Soğan yedim ağzım kokabilir. Kokmaz. Annem sen niye güldün söyle. Yemeğin tadını getiren soğan. Baba kafayı bak. Güzel. Bak kafayı bak nasıl. Güler. Hadi canım söyle mi?
Mani? Aa, söyler mi? Bak söyledim, o kız biliyor. Nerede o? Hangisi? O biliyor benim söylediklerim. Bunda kayıtlandı. Sen de yok mu bir tane bana? Oğlum, ben değil, senin oğlun da ermeyeyim. Olmaz. Ben senin karı oğlun da ermeyeyim. Ben de karı da ermeyeyim. Bak bunlar var. Kimler? Cidden. Göndereyim mi onları? Bak şimdi arkada deliler var. Sus. Bunlar olmasa bunlar söylerdim. Duyuyoruz. Doğru. Ha. Sus kız aman. Canım gelir. Sus, sus. Tamam. Sevgili seyirciler, bizim yemeğim... Efendi olayım ben biraz daha ciddi. Ben biraz ciddi olacağım. Ha, tabii ciddi ol. Efendim, kah güldük kah ağladık bir gözleme programımızın da. Yalnız yapamıyorum, yapamıyorum. Yapar. Tamam. Ha, şimdi soğanlarımızı da koyuyoruz içine. Kapat, kapat. Bitti, hepsi yere döküldü. Tamam bak. Şu hareket bak. Burada hareket şu. Açılmasın. Bak. Açılma. Bunu yaptın. Dökülmez içi. Japonların Japon yapıştırısı, bizim Türklerin yörüklerinde bu parmağı. Parmağı Japon. Bunun özel kursu var. 10 parmak gidiyor buna. Tabii. Halk eğitimlerde veriliyor. Evet. Bunu yaptın. En kral Japon yapıştırısından daha iyidir. Daha iyidir. Bizim olsun. Kendimizin için. Saca koyun bakalım. Saca koyacağız onu şimdi. İşte bu gözleme bak. Al sana gözleme. Ben hiç niye şekerim var, ne tansiyonum var, hiçbir şey yok bende. 75 yaşındayım. Maşallah annem şey bu ya. Aa maşallah. Sıfır. Allah her gün çapa kazıyorum. Çat 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 vuruyorum. Çat 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 çat. İyi gözlemeyi vur çapayı. Vur çapayı, çapayı. Söyle söyle. Vur çapayı, çapayı. Sus arkada dönüyor aslında. Dönüyor, duyacaklar adamlar var. Hemen gaza geliyorum. Sus. Bak adamlar var arkada. Tamam. 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 Devam edelim biz. Şimdi kıvrıma gidiyorum. Ayten ablam kolay gelsin. Buyurun. Ayten abla nasılsın, iyisin? İyiyiz Allah'a şükür. Gözleme yapıyoruz. Gözleme yapıyor. Bak yine diye. Yağın içinde yine kaymak var. Ne yapacak? Yörük kaymağı bol bulunca ne yapacağız? Ya her yere koyuyor. Hayvan bakıyoruz. Herhalde vallahi böyle şeyleri doğalıyoruz biz. Ama ne güzel yağın içinde olması ya. Değil mi? Yumurtaya da kırıyor musunuz böyle kaymak konu? Yok konu? Öyle yumurta sevmeyiz biz. Niye? Biz böyle yaparız. Ha yok. Yörüklerin özü bu. Ha özü bu. Yumurtalı yapmıyor. Soğanlı gözleme, bu soğanlı gözleme böyle olur. Harika. Ayten abla, şimdi bu biraz yağlı mı oldu sanki? Yok o öyle olur. Ha o çekecek o yağ. O soğanlı böyle olur yani. Ha, sonra yağını çekecek o. Evet. Vay 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 vay. Aslında ne yani çok şey zor değil, değil mi? İki taş, bir saç, üstüne de gözlemeyi koydun mu karnın doyuyor işte. İki taşı koyacağım üstüne, saçı ben nereye koyayım? Taksim meydanına yapsam beni deli diye hastaneye götürürler. Beni deli diye tımarhaneye yatarlar orada. Oldu mu? Bu oldu. Görmüş olduğunuz gibi burada soğanlı var. Niye en çok bu seviliyormuş? Bizim zaten yörüğün sofrasından soğan eksik olur mu? Yok olmaz. Bir de böyle soğan sağlık artık yedik ya. Bunu soğanla kırıyor musun böyle? Kırıyor musun? Kırarız. Vallahi. Muhtarın nerede? Muhtarımız orada. Aşağıda mı ha? Muhtarın hanımı var da. Ablam bir şey söyleyeceğim. Muhtar seviyor mu böyle şeyleri? Aa bayılır. Erkekler ne sever ya? Yani genelde mesela, hamur işi. Niye ben mesela ben kuru fasulye ondan sonra et sevmez mi? Et sevmez mi? Ya etli yemek zor ama biz öyle etli yemeklerimizi etli falan yapmayız. Niye yörük o kadar koyun bakıyor, keçi bakıyor, kuzu bakıyor, inek bakıyor. Ya sade yaparız. Sade yaparız. Ha sade yaparsınız. Ama bunlar olacak diyorsun bunlar yani. Bunlar olacak. Olmazsa ağırlık, olmaz. Börek işidir. Peki onu ne zaman çevireceğiz? Şimdi. Çevirek mi? Çevirelim. Hadi çevirelim. Tamam şimdi kıvrımı ne yapıyoruz? Çevireceğiz kıvrımı. Şimdi bir bakabilir miyim? Bak. Anam sıcakmış ki. Sıcak. Şimdi kıvrımın alt tarafı pişmiş değil mi? Sobanın pişmiş, üstünde. Evet. Üzerinde pişti. Üzerinde aşağıda pişti. Değil. Şimdi evet. Bu tarafı pişmesi lazım. Evet. Bunun için çevirmek lazım. Çevireceğiz. Nasıl çevireceğiz? Şimdi bak. Anam dökülmesin ha. Kapat. Bak tane nereden geldi? Dökülmesin. Alo. Döküldü mü lan? Yok dökülmedi. Ha dökülmedi tamam. Vay vay vay. Altı da nar gibi kızarmış ha. Vay vay vay. Şuraları düzeltelim. Tamam. Şimdi bunu böyle. Şimdi ne yapacağız? Böyle. Böyle yapacağız. Vay. Böyle bir daha bu tarafını da pişireceğiz. Burada. Şimdi sobanın üzerine koyduk. Evet. Bu böyle bir şey. Bu kadar. Bu burada ne kadar kalacak abla? Ya bu kızarınca olacak, bitecek yani. Bu da böyle aynı altı da böyle piştiği zaman. He. Tamam. Onu nasıl anlayacağız? Bakacağız. Arada bakacağız. Evet, arada tamam. Bakacağız. Ne kadar sürer? Yok 5-10 dakika. O kadar. He, öyle. 10 dakika. Sobanın yanmasına bağlı. He, yakalım. Bol bol atalım şimdi. Yani. Görmüş olduğunuz gibi aslında çok kolay. Burada tabii ama ne olması lazım? Ya evinizde bir soba olacak ya soba olan bir akrabaya gideceksiniz. Ondan sonra yapacaksınız. Bu İnşallah genelde. Evde kolaylıkla yapabileceğiniz bir şey. Neli, neli bu? Bildiğimiz nohutlu. Bunu fırının içine soksak ne olur yani? Aa, hiç güzel olmaz. Niye ki? O kadar mı ayrıntısı var yani? Çok ayrıntısı var. Allah Allah. Bir olmadı bunu yani. Yeseydin, bir bunu yeseydin dersin ki ben böyle şey görmedim. Allah Allah. He? O kadar fark ediyor mu? O kadar fark ediyor. Vay be.
İpucu işte, ne yapacaksın? He valla. Valla ne söylerse doğru. Biz böyle kaç senelerden beri yaşlılardan böyle öğrendik. Biz de böyle götürüyoruz işte nereye gitti, nereye gitti ama gençler de bitti artık. Bak bizden ananlar sonra, ne diyorsa o doğru. Bizden sonra bitti. Ne bitti kız? Yemek mi bitti? Yok be. Ha şey bitti. Yemek bitti ama. Yemek bir şey. Şey böyle hamur işleri bitti. Hamur işleri bitti. He tamam. Valla bitti. Doğru. He bitti bitti. Ama yok yapıyor şimdi, öğretmiyoruz mu gelinize kızları? Öğretiyoruz. Öğretiyoruz da zor geliyor. Ha, zor. Hamur yoğuracaksın, götüreceksin, pi açacaksın. Telaş ediyorlar. Size hiç zor gelmiyor değil mi? Yok vallahi hiç. Biz de kuru fasulyeyi yıkamaktan, soğanı doğramaktan bir topak hamur yiyoruz. Bunu pişir üstünde. Daha mı kolay? Bitti. Ya aynen yap, ya çay yap. Otur iç tamam, bitti. Allah Allah. He. İşte ne yapacaksın? Burada bir şey var. Aha! Bu ne? Bu mantı. Bu mantı işte. Bişmişi bu. Ha, bizim az önce yaptım, seni yaptım. Nohutlu mantı mı? Bu da burada oluyor. Wow. Bu da üstünde. Yine içinde değil yani. Aa, içinde Allah değil. Allah. Böyle su hazırlıyoruz ona. Peki bunu ters öyle çevirmiyoruz ama. Aha, çevirmez. Çevirmez. Bu böyle olmuş. Evet. Çok da güzel kokuyor. Vallahi. Sarımsaklı yoğurt. Vay, biz vay, neden vay diyoruz etinden beraber ekiyoruz tarlaya diye. Vallahi billahi ya. Şimdi ben şimdi seni daha iyi anladım. Bak şimdi yirken diyeceksin ki gerçekten etinle komşunun içine diyeceksin. Anne sen orada şifreli konuştun, ben yeni anladım ha. Etiyle beraber. Vay be. Diyorlar ki dömezin diyorlar karpuzundan nohuduna akıl sır ermez. Fasulye. Allah Allah. Fasulyesi de neyse nohudundan karpuzu yok yoktur. Üstüne yok mu? Yok. Allah neyse. Allah. Karpuz ne zaman çıkıyor anne bu? Karpuza da var. Daha ekilmedi bile karpuz. Bir daha çağırdı bize, gerek yani. Vallahi gel. Sen bizim karpuzları al, dizine şöyle şak vur çat. Hemen kırıl. Ha. Aa. Ne bıçak falan kullanmayız biz. Ay canım. Esat diyorum vallahi. Canım. Bir tane. Aa, anamların bu da yapmış olduğu nohutlu mantı, yörük mantısı. Bunu da şöyle göstereyim. Afiyet olsun, bereketli olsun. Ablam o elindeki ne? O ne? Bu işli boğaça. İşli boğaça. Bakabilir misin? Bunu kim yaptı? Anlatır mısın sen bunu? Anlatmaz mısın sen var? Her şeyi biliyorum. Her şeyi biliyorum sen annem kız. Maşallah. Yapıyoruz, ne yapıyorsun? Bunun adı neydi? İşli boğaça. İşli boğaça. Bunun ne var içinde? Ceviz. Ha, ceviz. Suyla yoğurduk hamuru. Ha. Bir toz su. Bu kadar. He. Kız öyle kolay anlatıyorsun ki var ya, şimdi senin gazına gelip bütün seyirci girecek. Tuz, su, cevizle koy. Olmuyor, olmuyor. Bunu doğru anlat. Ve hiç ben de sizden hevesleniyorum. Eve gidiyorum, yapayım diyorum. Saatlerce mutfağı mahvediyorum. Kavga ediyorum hanımla ya. Olmaz oğlum, olmaz. Bunu bir anlat kız. Nasıl yapıyorsun? Ya onda suyuna yağ katıyorsun. Şey hamuruna azıcık. Azıcık yağ, sıvı yağ. Kolay yazılsın diye. Tamam. Yoğuruyoruz suyuna. Tamam. Tuz atıyoruz. Ondan sonra hamuru azıcık dinlendirip ondan sonra açıyoruz, ince açıyoruz. Tamam, ince alacağız. İncecik açıyoruz. Sofra bezi seriyoruz böyle. Sofra bezinin üstüne bir bir yazıyoruz hamurları, açtığımız hamurları. Ha, tepsiye değil. Aha, tepsiye yere. Ha. Sofra bezini açıyoruz, 15 tane falan. 15 kat olacak. Aha, açıyoruz. Ondan sonra sofrayı, bitti hamurlarımız. Sofrayı koyduğumuz, açtığımız sofranın üstüne bir tane alıp sofra bezine yayıyoruz. Bir tane daha yayıyoruz. İki ceviz. Tane. Ceviz nerede? Bunun üstüne ceviz ya, ikinci. Ha, ikincisi üstüne. Tamam. Ceviz ekiyoruz, yağ döküyoruz. Bir alıp bir daha daha ceviz ekiyoruz, yağ döküyoruz. Bir daha. Bir daha. 15 tane katlıyoruz. Ceviz ekiyoruz, yağ döküyoruz. Ceviz ekiyoruz, yağ döküyoruz. Biz iflas ediyoruz. Ceviz ekiyoruz. Bu kadar cevizi nereden bulayım ben? Evet, şu kadar ceviz gidiyor. Ceviz ekiyoruz, yağ döküyoruz, iflas ediyoruz. Ne iflası? O 250 gram ceviz. Ha, o kadar mı? Senin anlattığın gibi 5 kilo gitti sanki. Yok. Ondan sonra en son kapattık. Bu tarafını, ucunu buraya, uçtan da buraya, hiç üst üste getirmeden. Haa. Dürdük, koyduk. Evet, dürdük, koyduk. Ondan sonra aynı bir kuzenin içine. Bu sefer içine ama. He, bunun içinde. Bunun ya mi? Ekmek fırınında, taş fırında. Ha, ya da, kuzunun içinde. Kuzenin içinde ama taş fırında daha güzel oluyor tabii. Bunu da görmüş olduk. Evet. Neydi adı? Bu işli boğaça. İşli boğaça. Buna bıçak vurulmaz. Aa. Keserken. Gerçekten mi? He, gerçekten. Bunu alırsın böyle, böyle. Bunu böyle, böyle alsın. Allah Allah. Bunu niye bıçak vurmadık biz buna şimdi? Niye bıçak vurmadık? Onun adeti böyle. Allah buna bıçak Allah vurduğunda onun lezzeti gider zaten. Özelliği bu. Allah'ım ya. He, onun özelliği bu. Bunu böyle kırarsın böyle. Kırıp kırıp verirsin misafirlerine. Evet, şöyle şey. Şimdi misafir geldi böyle verecek. He. Onun, bunun adeti böyle. Ne adeti yapacaksın? Adeti böyle bunun. Bıçak tamam vurdun mu olmaz. Bu da olmazsa olmaz. Çapa kazınmaz mı olsun? Allah Allah. He. Çapa kazınmaz dediğine göre çünkü içinde enerji var, şey var, ceviz var. He. Ondan sonra yiyorsun, çapa da hiç kullanmıyorsun. O hiç koymuyordu. Ne? Değil mi? Eline sağlık annem, sağ ol. Elinize sağlık. Sen
Selamünaleyküm. Aha benim emmilerim de burada. Ne güzel köyümüz var vallahi ya. Tepede böyle mis gibi havası, cıvıl cıvıl kuşlar. Köyüyle ihtiyarlarını sevmiyor bu köy. Aman ihtiyaç sevmez mi? İhtiyarlar bizim başımızın tacı ya. İp çıkamıyoruz biz. Ha biraz yama evet. Yama geliyor burada. Biraz şey köy, köy böyle tepede böyle. Tabii ya. İhtiyar için değil yani. Gençlere mi daha uygun? Gençlere daha. Ben gençken de seviyordum. Ama şimdi sevmiyorum. Gene gençsin emmim Allah'ını seversen. Kaç şimdi yaş kaç? Bilmiyorum ben de. Ben hiçbir şey bilmiyorum. Şimdi bak bana hiçbir şey bilmiyorum diyor. Evet. Tamam aslında her şeyi o kadar iyi biliyor ki. Bu köyü bana en güzel anlatacak sensin bence amca. Yok ya bak gençler o ya. Gençler mi anlatsın? İsmi neydi amcacığım? Ali İbrahim. Ali İbrahim. Emmi senin adın Ali neydi? Ali İbrahim Batı. Süleyman. Ali. Süleyman amca. Peki siz ne iş yapıyordunuz? Hep bu köyde miydiniz yoksa? Bu köyde ömrümüz geçti canım. Bir yere gitmediniz. Gitmedim. Çalışmaya büyük şehre falan gittiniz mi amcam? Hayır gitmedik. Ya öyle bir çalışmaya gitmedik de. Ya? Yani çalışmaya gitmedik. Bir ay falan iki ay çalışırız. Ondan sonra geri geldiniz. Geri geldik köyde. Hayvancılık yaptık. Koyun güttük. Hmm. Keçi güttük. Sığır hayvanı güttük. Meralada. Mera var mı buralarda? Ha, tabii tabii yukarılarda. Buraların aşağılarda tarlıydı. Az önce anamlar dedi ki aşağıda domuz var dedi. Ödüm koptu aşağı inemedim. Çok domuz var ha. Allah Allah. 10-15 tane birden geziyorlar. Anam tek de değiller. Öyle görüyorlar ayrı. Ben görmedim şimdi de. Görenler söylüyor. Biz de duyuyoruz ya. Yavruluyorlar bunlar. Yavruları. Buralara gelmiyorlar değil mi? Geliyorlar. Anam. Geliyorlar. Bir şey ekemiyoruz şimdi. Aman buralara da geliyorlar mı? Şimdi aydın ekiyorsam aydını da yiyorlar yani. Onunla aç kaldı mı ne bulursa. Aç şey yiyor mu öyle? Aç çekirde. Yiyor yiyor. Ha. Ne oldu? Ben akşama kalmayayım bari. Misiri. Sen Ayça ne yiyecek seni? Ben yok aç domuzun sağ solu belli domuza güvenin olur. Hınzır ya, bu ya. Domuz korkma. Hınzır bu hınzır. Hınzırın sağına soluna güvenin olur emmi. Hınzır bu hınzır. Nasıl güveneyim ben şimdi? Canı var ya korkar oluyor. Yok o canı var da hiç vallahi 15 kişi geziyorlar ben tek başımayım. İnsandan nasıl İnsandan korkmadık yok be ya. Gerçi insan. Ayı var bir ayı. Ayı da mı var ayı burada? Ayı da var. Ayı... Hakikat mı? Tabii. Abo ben nereye geldim? Afrika mı bura? Nereye geldim ben? Ayı var. Anam ayı da varmış emmi. Gençliğiniz burada geçti. Burada evlendiniz. Burada artık yaşlı adım attınız. Yani köy... Ya biz yaşlı mıyız? Yok hayır ben yaşlı adım attınız derken. Az önce sen öyle demedin mi? Beni niye korkutuyorsun öyle bir anda biz yaşlı mıyız diye. Sen kendin demedin mi? Buraya yaşlılara göre değil demedin tamam, mi az önce? Tamam. Yaşlılık derken öyle yaşlılık değil. Orta yaşın üstü. Orta yaşın üstü demek istedim tamam. Ben. Biz eskiden su içerdik testiden. Niye testi daha mı güzel olur testiden su içmek? Ya topraktan olan bir şey her şey lezzetli olur. Ha. Ya niye? Topraktan içten su mesela burada su kaynıyor. İyi de iç buradan bardaksız şeker gibi olur. Ama testi de aynıdır. Ne kadar dursa su bozulmaz. Yani, bozmuyor. Niye? Toprak. Niye? Aslımız toprak. Hani eskiden nasıl yapılırmış? Bu kerpiç evler var mesela şu karşıda çok güzel kerpiç evler var mesela. Bunları herhalde usta çağırmıyordu kimse. Herkes kendisi yapıyordu elinden değil mi? Ya işte bu da usta. Bunları yapar mı? Sen mi yapıyordun emin onları? Böyle ağır duruyorsun ya vallahi her şeyi de sen biliyorsun. Tamam, emin biliyor. Her şeye kafası sarar bunun. Halil İbrahim emin biliyor hepsini. Halil İbrahim bilir. Ama gençlikte kafa çalışıyor. Yeterladım adam işi bitiyor. Yani ama ben merak ettiğim bir şey var. Mesela o kerpiçleri yapıyorsunuz ya. Şurada karşıda gördüm tamam, mesela. Tamam tamam. O aralarda böyle tahtalar koyuyorsunuz. Bir de eskiden diyorlar ki kerpiçte yapılırken bu acaba şehir efsanesi mi, köy efsanesi mi bilmiyorum da. Evet. Yok onun içine yumurta katıyorlarmış falan. Doğru mu? Yok ya öyle bir şey yok. Yumurta o kadar yumurtayı nereden bulun bu kadar tavuğu renleri? Yumurta bulursanız kendimi yiyirdik. Normal. Güzel kalıbından kalıbı vardır onu doldurursunuz keser çamur üstünü. Çamur. Kaldım sağ olsun da kerpiç. O da saplı çamur değil mi? Şey var. Tabii. Saman. Saman. Var. Saman. Olmaz saman, saman şart. Tabii. Saman su olur mu? Böllü veriyor. Böllü veriyor. Sıva bile tutmaz samansız. Öyle mi? Evet. Onun demek ki tutması için saman şart. Mayası gibi böyle. Evet. Ana oradaki emlilerin yanına gidelim, abilerin yanına gidelim. Tamam. Tamam. Müsaade bir şey diyor musun? Bir şey demiyorum. Sağ olun. Allah'a emanet olun. Sağ ol. Siz de Allah'a. Kolay gelsin. Hadi emin. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Selamünaleyküm. Muhterem nasılsınız? İyisiniz? Allah'a şükür. Sizler nasılsınız? Allah razı olsun. İyiyiz. Burada kötü olmak mümkün mü ya? Doğru mis söyleyeyim. Mis. Bizim köyde hala ben bir sürü kerpiç ev görüyorum. Yani bunlar hala ayakta maşallah. Demek ki bakım var. Bunlar eski yapı olduğu için sağlam. Sağlam değil mi? Evet. Enteresan değil mi abi? Eski yapı duruyor, yeni yapılar böyle zarar görüyor. Ya değil mi? İşte geneli o. Geni orada. Bunlar sağlam çıkmış. Aynen. Sağlam eskiden yapı. Ne yapılıyorsa sağlam yapılıyormuş. Evet. Yani. Peki nedir bizim köy durumu? Yazın daha kalabalık oluyor muhakkak. Gurbet için fazla yok da İnegöl'de duran
gençler var. Hı. Yazın köye geliyorlar, işlerini yapıyorlar. Hı. Ama kışın yaza göre biraz daha... Genelde ne ekilip biçiliyor burada? Kuru tarım, nohut, buğday. Buğday. İşte yaklaşık 3-4 yıldır da gündemde ekiliyor, çerezlik. Aha. Bu hayvancılık, bizim geçimiz hayvancılık. Hı. Keçi var mı keçi? Keçi vardı da bitti. Keçi ortalama affediyor. Her şeyi yiyor. Keçi de nasıl keçiymiş ya. Şu, beni şurada 10 dakika sabit dursan beni de yer o keçi ha. Ama keçi çok iyidir. Sütüne doyum olmaz. Aynen peynirine doyum olmaz. Kış nasıl oluyor burada? Kış biraz sert geçer. Sert geçiyor değil mi? Çünkü yüksekteyiz biz burada bayağı değil mi? Bayağı bir yüksekteyiz. Yollar kapanıyor. Öyle bir kışlar yaşadık biz burada. Akşam kepçeler, grileler açtı. Ne? Sabah yine kapanıyor. Hadi canım o kadar. Evet. Evet. İyi ki yazın gelmişiz ha. İyi ki yazın aman gelmişiz. Allah'ım olmaz. Ama kışın ayrı güzel. O da tadı başka. Güzel. Evet, evet. O da ayrı güzel. Evet. Hocam nasılsınız? İyisiniz? Allah razı olsun. Peki siz ne yapıyorsunuz? Çok bir kere bir şey söyleyeceğim. Ben emekliyim. Fit, şık, gayet yakışıklı, gayet karizmatik görünüyorsunuz. Bu sizin görüşünüz Allah razı olsun. Kümlenizden, siz de öylesiniz. İnşallah gayet güzel emekliyim. İşte hanımla beraber bu mekanda yaşıyorum. Ha burada, burada yaşıyorsunuz. Evet. Abi size misafir geldik. Peki siz nereden emeklisiniz? Emniyetten emekliyim. Anam. Şey mi, polis miydiniz? Bekçiydim ama o zamanlar adam gıtlığı vardı. 14 sene falan sivil çalıştım. Ha. İşte hayat anlatmaya gerek yok. Operasyonda vurulduk falan. Öyle mi? Aa. Geçti başımıza. Gazilik var. Var. Abim nasılsın, iyisin? Sağ güzel gözlü abim. Güzel göz ya. Ne güzel maşallah gözlerin güzel öyle ya. Sizlerin maşallah. Güzel görüyoruz ondan. Tam bak ha. Tam görük siması var. Siması var. Gözler acayip güzel. Çakır çakır böyle. Ondan sonra abim de Allah ben de karalık, ben çok mu karayım ya? Az önce ben anam öyle dedi. Ama kar ne dedi? Dedi ki ne kadar pilav beyaz olursa olsun üstünde karabiber var. Ya Allah'ına kurban ya. Ya Allah'ınıza kurban ya. Kahve de kara ama ağla beyla içer. Ya Allah'ına kurban. Bir şey daha söyleyeyim de şuradan kaça kaça gideyim ben. Vallahi billah. Oh ya rahatladım ya. Vallahi. Ya. Peki siz köyde misiniz? Köydeyim. Buradasınız. Evet. Ekiyorsunuz, biçiyorsunuz. Ekiyoruz, biçiyoruz. Harika, ne güzel. Ha. Köyde ne icap ediyorsa onu eriştiriyoruz. İnşallah. Aklına ne geliyorsa hepsinden. Ya uğraşıyoruz. Rabbim köylünün eksikliğini vermesin. Amin. Köylü olmasa şehir acından ölür. O yüzden köy bizim için önemli. İyi ki varsınız. Müsaadenizle ben biraz köyü gezeceğim. Tamam. Çok teşekkür ederim. Köy gezeceksen bir bayramda gel de şeker toplarız. Vallahi toplarım. Ha. Hem de bir poşet alır gelirim vallahi. İnşallah. İnşallah. Görüşmek üzere muhtarım. Sağ olun. Hoşça kalın. Kapı açık her zaman. Allah razı olsun. Sevgili seyirciler, anamlarla beraber Çapa'ya geldik, Çapa'ya. Anam biz ne yapacağız burada? Çapa kazacağız. Çapa kazacağız. Niye çapa kazıyoruz? Bağları kazacağız. Ondan sonra yapraklar büyüyecek. Ha. Yapraklar çıkınca satacağız. Yapraklar ne zaman çıkacak ki? İşte şurada 15 gün sonra çıkar yapraklar. Bak büyüdüler. Hemen çıkmaya başlar mı? Çıkarlar değil mi Ayden? Çıkar. 15 gün sonra yaprağı toplarız. Ha. Ondan sonra üzümler çıkar. Ha. Üzümleri toplar. Peki 15 gün sonra... Toplamaya başlayacaksınız. Sabah kaçta geleceksiniz beşte buraya? 5'te geleceğiz. Sabah? Evet. Anam 5'te. Tabii. Karanlık olur ki. 4.30 ezan okunuyor o zaman. He. 5'te de ağrıyor, biz gelesiyecek sabah şey oluyor. Hı. Bir kere ben çapalayayım mı bir kere? Çapala. Nasıl yapıyorum bir gösterelim bir daha. Bak şöyle işte bak. Bu yabani otları alıyoruz yani biz, evet, değil mi? Evet şöyle. Diplerini kazıyor. Bunları kazmasa bağını olur, batağa gider. Bakarsan bağ. Bakmazsan dağ olur. Aynen öyle. Evet. Al bunları. Ha, şunları alıyoruz. Üzümler olsun, ben size ararım. Abo! Ellerimiz acıyor, akşam acı uğraşıyoruz. Akşamdan iyi olup kalıyoruz. Güç mü dayanır buna? Dayanıyor. Vallahi. Çocuklar yine gölde. Ne yapacağım mecbur? Çocuklar çalışıyor, ne yapalım? Ne yapalım? Vur çapayı, çapayı. Vur çapayı, çapayı. Kız başına bağlamış, oyalı da ipek yazmayı. Vur çapayı, çapayı, vur çapayı, çapayı. Kız başına bağlamış, oyalı da ipek yazmayı. Anam, vallahi yoruldum, elim acıdı, elim acıdı ya annemi. Biz cuma. Abo. Cumartesi günden beri çapa kazıyorum ben. Ana. Amcayla beraber. Baksana anam bir de 70 yaşında kız. Sen nasıl kazıyorsun, yorulmadın mı? İçiyorum ben. Maşallah sana ya. İçimden geliyor kazmak. Allah Allah. Ha, canım istiyor, özlemiştim çapa kazmayı. Hadi canım. Bu amcamın kızı. Bu amcamın kızı. Bu da amcamın torunu. Teyzemin torununun gelini oluyor. Hanım oluyor. Çok karıştırdım ben onu. Teyzemin torunun hanımı bu. Teyzenin
torununun hanımı. Ya akraba işte ya. Amcamın da torunu. Amcanın torunu. Akraba evet. Dedi var. Akraba. Yabancı ha. Değiliz hepimiz bir çilayla. He ne güzel valla. Hadi. Hadi. Haydi. Haydi gidiyor. Haydi gidiyor. Nereye gidiyor? Köye. Köye gidiyor, köye gidiyor. Bağ girdim, bağ budanmış, bağ bülbül dadanmış. Bağ girdim, bağ budanmış, bağ bülbül dadanmış. 15 yaşımda da Nazifede hanım kimlere aldanmış. 15 yaşımda da hanım kimlere daldanmış. O tepeden bu tepeye oyun olur mu? O tepeden bu tepeye oyun olur mu? 15 yaşında da Nazifede hanıma doyum olur mu? 15 yaşında da Nazifede hanıma doyum olur mu? Vay vay vay, alkış size. Alkış. Bak izinler olunca gene böyle gelin. Harika. Gene çek. Sen çalıştıracak adam arıyorsun. Uzun yıl önce gene. Ben nasıl çalışayım? Sürekli ben böyle çalışamam. Ben alışkın değilim ben. Ben şehirden geliyorum. Ben şehirden geliyorum. Ben seni çalıştırmıyorum. Kız elim, elim şuralara patladı. Bak hala. Ah yazık. Kıyamam. Bak hala şuralara bak. Ah yavrum daha bizi unutmazsın. Bak hala bak. Sen neyse. Dersin ki. Ah dersin köve gittim de dersin. Nazlı ablanın baba götürdü bizi elden bacı mahvoldu dersin. Bağ kazdırdı dersin. Yani bağda izim olacak. Yemeğe yüzün olacak. Bak hele bak. Bağda izim olacak. Yemeğe yüzün olacak. Evet, doğru. Ben yiyeceğim onu. Ben hak ettim bunu. Hak ettin. O tamam. Azıcık daha çalışayım o zaman. Ben o zaman seni şu telefonun numarasını yaz da telefonuma. He mesaj at mesaj at. WhatsApp'tan. Ben bilemiyorum bunları ya. WhatsApp'tan kız WhatsApp'tan. Ben bilemiyorum. WhatsApp var diyor. Benim WhatsApp yok işte. Benim bu kara telefon. Anam. Kız bunda yok WhatsApp yok bunda. Ben bilemiyorum bunları. Yok ben sana yazarım sen şey yapma. Numarasını yaz. Tamam. Üzümle alınca tamam, ben seni tamam, alo derim. Yedik yeterli yedin. Kalmadı lan. Daha... Bize bir şey kalmadı ya. Ona da yeter ona da yeter. Peki annem bir şey söyleyeceğim. Tamam, çalışın. Bir şey söyleyeyim. Ha, söyle anneciğim. Sen sus. Tamam sustum. Sen çok konuştun. Tamam sustum. Bir de ben konuştum. Ben sustum. Tamam sus özür dilerim özür dilerim. Bak şimdi dinle beni. Tamam. Bu ne sevda bu ne istirap. Zavallı kalbim ne kadar harap. Nasibim olsun bir yudum şarap. Vay 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 vay. Yarın elinden, yarın elinden. Gelemem ben. Gelemem ben, gidemem ben, her güzele gönül veremem ben. Aşk kollarım sar boynuma, üşüdüm, üşüdüm, üzemem ben. Vay 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 vay! Anam ben böyle var ya, böyle çalışmayın eve, ben bir ay çalışırım. Ben bir ay çalışırım böyle. Devam. Hadi. Burç yapayım. Devam. Burç yapayım. Burç yapayım. Burç yapayım. Anam bir şey söyleyeceğim. Mesela geldiniz ya sabah 5'te. O zaman kahvaltı falan burada yapıyorsunuz. Onda yeriz. Bir de birde yeriz. Çay nerede yapacaksın ki burada? Semaverimiz var. Yakıyoruz odunlar. Post post post. Semaveri koruruz oraya yakarız. Semaveri olmasın. Sacayı otururuz, üstüne bir tenek otururuz, çaydan otururuz. Ama öyle ben, hey ben olursam bak sor bunlara. Öyle şey, paşa çayı içmem. Adam gibi çay içeceksem adam gibi çay içeceğim. Çay biraz içeceksin. Demli. He biraz demli olacak. Tavşan kanı mı? He tavşan. Ben zaten su koymadan çay içerim. Sabah çayım hiç su koymam. Gerçekten? Zehir, ben de içmem. Ben de öyle su gibi çay içmem. Hiç su koymam çayıma. Zararlı mararlı diyorlar öyle. Yok canım ben zararlı. Bir midem şişiyor işte. Kuzu bende de oluyor. Bizim hırsı midelerimiz. Bizim Türk milletinin zaten burada bir şey oluyor bizim. Genelde böyle bir şişiyor. Peki şimdi tamam. Onu yaptınız. Öğlen yemeği burada mısınız yine? Öğlenin eve. Öğlen evet. Bu yapraklar ısınıyor. Yemeği alır gelir buraya. Yaprak zamanında eve yaprak gideriz. Zamanında? Eve gideriz. Eve gideriz. Yapraklar hemen ısınıverir bizim yapraklarımız. Nereye götürürüm? Nereye koyacağım yaprakları? Demet demet döşeriz. Ondan sonra akşamüstü gene geliriz. Gene toplarız. Akşamleyen gene eve gidince döşer. Sabahleyen gene erkenden kalkarsın. Anam ne zor kız. Onları kasalara yerleştiririm. Hani onlar ıslanmıyor mu?
Yok yok. Pazara geldim. Pazara gideceğim ben onlara. Ha siz dilek satınca, yaprak olarak satıyorsunuz. Evet. Yaprak olarak satıyorsunuz. Ha. 11'e kadar götürüyorsun, 11'e kadar, 12'ye kadar yaprak tamam durman biter gider pazar. Maşallah. Yok canım öğlenden sonra yok. Abi, müşterinin ben, olduktan sonra hiç kayırma. Bekle abi bekle. Ben yemeye. Burada bir yaprak olur. Sarma yedim, yemin ediyorum üstüne yok ha. Çok güzel. İşte yapraklarınız çok güzel. Güzeldir. Peki bir şey söyleyeceğim. Söyle. Mesela dömezin yaprağı mesela diyorsun, bir kilosu ne kadar burada? Valla 15'ten veriyoruz yaprağına göre. Geçen sene 15'te şimdi 20. Ayağımız alışsın bir şey yap kurban olayım. yap. Yap. Tamam, size bedavadan veririm. Hayır almaz, bedava olmaz, bedava olmaz. 12,5. 10'dan veririm. 10 dedi. 10'dan veririm. Allah Allah razı olsun. Sağ ol. 10'dan veririm, ne olacak? Çok teşekkür, Allah eksik etmesin, bereketli sağ olsun ol. İnşallah. Annem benim. Biz bura bitmez, gidek karnımızı marnımızı doyurak. Allah'ını seversin. Hayır, vallahi burayı şey bitireceğiz bak. Bitirmeye, burayı bitirmeye. Bitirelim ya. Buraya ben bir daha gelmeyeyim ya. Vallahi. Bak dizim ağrıyor. Topal topal geliyorum. Yemek yemek bir şey getirmedin. Sen yövmeyene getir buraya. Yövmeye ne kadar yövmeye? Yövmeye kadınlar yövmesi 60 şu anda ben adamları bilmiyorum. Adamların yövmesi 170 falan diyordun. 150 yani mi bilmiyorum 150 yani. Aman beyim bitirip de ben ve gelir kasarız dedemle ikimiz. He yavaş yavaş. Dedemle geliyoruz böyle karşılıklı duruyoruz aşağıda. İşte bu muhabbet. Bıdı 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 kazıyoruz. Bıdı 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 çekirge. Bıdı 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 çekirge. Hoplayım her çekirge. Hiç canımız sıkılmıyor ne yapalım. Ay ne güzel valla. Hoppa. Hadi kazak. Dur bakalım. Tüküre tüküre şeyim kalmadı ağzım kurudu ya. Şurayı da kazayım. Sevgili seyirciler, yediğimiz gözlemeleri, bazlamaları eritmenin vakti geldi. Hem de mis gibi orman havasında, gülgen ağaçlarının arasında, şırıl şırıl akan sular, cıvıl cıvıl öten kuşlar eşliğinde meşhur Oylat Şelalesi'ne gidiyoruz. Peki ne yapacağız? Bu şelaleye tam 2,5 kilometre yürüyeceğiz. Tam 1 saat sürüyormuş. Hep beraber bu yolculuğa başlayalım. Haydi buyurun. Biz bir saat yürüyeceğiz dedik ama görülecek, çekilecek o kadar güzel şeyler var ki kendimizi alamıyoruz. Onları size göstermek istiyoruz. Aynı Japon turistlere döndük. Ne görürsek çekiyoruz. Hepsini size izleteceğiz inşallah. Şimdi o güzelliğe, şelaleye doğru yolumuz devam ediyor. İnşallah bir saat dedik ama 3-4 saati bulacak gibi. Hayırlısı. 3 o yandan, 5 bu yandan, bir de keleş yaylasından, çayır çimen ortasından, seversen sev beni candan. Oh mis gibi hava. Güneş de çıktı. Anam köprü olmuş ya burada. Sevgili seyirciler görmüş olduğunuz gibi şu anda ağaçtan bir köprü görüyoruz. Bu köprü nasıl olmuş? Kim yapmış? Bu köprü şöyle olmuş. Bu ağaç diğer ağacın üzerine yıkılmış. Köprü olmuş ama oraya geçmeye de tabii bayağı bir yürek ister. Ben ama inanılmaz güzel böyle enteresan şeylerle karşılaşabiliyorsunuz burada. İşte kendine oluşan bir köprü ya da ne bileyim ağacın içinden çıkan bir ağaç. Daha neler var? O ağacın üstüne devrilmiş ama hala yaşamını devam ettiriyor. Gövdesinden hala ağaçlar, dallar çıkmış. Görmüş olduğunuz gibi birilerine yaslanıyor. Hayatını, yaşamını devam ettiriyor. Yıkılmamış, ayakta. Şelalenin sesi gelmeye başladı. Hatta yüzümüze doğru sular gelmeye başladı. Daha görmedik şelaleyi. Buraya çıkarsak inşallah göreceğiz. Anam. Şimdi. Vay. Hey kurban oldum memleket. Siz daha görmediniz. Hazır mıyız? O zaman 1-2 işte maşallah. Oğliyat Şelalesi hem de bütün coşkunluğuyla, bütün güzelliğiyle, bütün coşkunluğuyla akıyor. Şu anda aslında en böyle coştuğu zamanlarmış. Biliyorsunuz burası aslında Uludağ'ın etekleri. Uludağ'dan gelen kar suları bunlar. Tam 2,5 kilometrelik yoldan geldik. Bu
Pusu da nereye gidiyor? 2,5 kilometre aşağıya doğru gidiyor. Sonra oradan derelere karışıyor. Şahane değil mi? Değdi mi? Vallahi 5 kere değdi, 15 kere değdi. İnşallah sizin de yolunuz buralara düşer de bu güzellikleri yerinde görürsünüz. Biz bayıldık vallahi. O yüzünüzde bir gülücükle çıkıyorsunuz, tırmanıyorsunuz buraya. Ben biraz fazla gözümle büyüttüm ama değdi mi? Fazlasıyla değdi. Hiç şey yapmayın, yani korkmayın. Gayet zevkli ve keyifli geçiyor. 2,5 kilometre yürüyorsunuz, ne olduğunu anlamıyorsunuz. İşte bu güzellik sizi buluyor. 1,5 saat olmuş. 1,5 saatte geldik. Çeke çeke göre göre geldiğimiz için ancak bu kadar ama normalde siz 1 saatte geliyorsunuz. Buyurun Olyat Şelalesi. Gidiyoruz gündüz gece. Harika, şahane bir yer. Bir de karpuzumuz olaydı. Ataydık suyun içine. Buz gibi şöyle onu kesip yiyeydik. Ne güzel olurdu valla. Abi, selamünaleyküm. Nasılsınız? Gel hele böyle, gel. Aleykümselam. Burası için geldiniz değil mi abi? Evet. Nereden geldiniz? Almanya'dan geldim. Hadi canım. Evet. Almanya'dan gelmişler. Sen de mi abi? Evet, beraber geldim. Gurbetçilerimiz de geliyorlar ve dünyanın her yerinden buraya geliyorlar. Siz yani asıl Türkiye'de yaşayan hani sevgili izleyicilerimiz mutlaka gelmelisiniz. Ta nerelerden insanlar geliyor. Almanya'nın neresinden abi? Frankfurt yakınlarında Offenbach şehrinden geliyorum. Offenbach? Hanau. Ben çok anlıyorum sanki. Neresi? Hanau. Hanau, evet. Hanau. Yakınında, o da yakın. Aynı. Peki memleket? Sivas. Vay, Yiğit o. Aynen. Yozgatlıyım. Anam Yiğit'in harman olduğu yer. Evet. Sivas. Aynı, ikisi de aynı. İşlerimiz gereği Bursa'ya gelmiştik. Hı hı. Bugün de buraya bir uğrayalım istedik. İyi yaptınız. Bu doğa harikasını aynen gördük. Yerinde gördünüz. Yerinde gördük. Değer mi abi çıkmaya? Değer. Acayip değer. Değer, tavsiye ediyorum. Bütün gurbetçilere, bütün Avrupa'da, Asya'da, Afrika'da nerede gurbetçimiz varsa hepsine selam olsun. Sizler daha iyi biliyorsunuz buraları aslında. Biz burnumuzun dibindekini bazen göremeyebiliyoruz. Aynen. Değil mi abi? Anlatmak etmez, gelsin görsünler. Bir daha söyle abi, oraya söyle. Anlatmak etmez, gelin görün buraları ya. Evet, çıkın çıkın gelin görün. Çıkın gelin inşallah. Şimşir pınarın üstüyem, şimşir pınarın aman aman üstüyem al giyenler. Sevgili seyirciler, şifa kaynağı kaplıcalarıyla sıcacık güler yüzlü insanlarla Oylat gezimiz devam ediyor. Özgür yanında. Özgür, ben nasıl anlatayım? Nereden başlayayım? Şelaleden mi başlayayım? Kaplıcadan mı başlayayım? Mağaradan mı başlayayım? Yoksa şu inanılmaz güzel yeşillikten mi başlayayım? Başlayamadım ya. Buranın kaplıca suyu biraz daha farklı diyorlar. Farkı ne? Of, çok mineralleri mi yüksek? Neyi var? Tabii ki mineralizasyon açısından son derece zengin bir suya sahip Oylat kaplıcaları suyu ve doğal çıkıştır. Çoğu termaller sondajdır. Hı. Oylat kaplıcaları suyunun en büyük özelliği doğal çıkış olması, kaynağından çıktığı gibi kullanımından kaynaklanan, mineraller üzerinde olmasından kaynaklanan şifası vardır ve uzmanların istemiş olduğu derecede çıkıyor. Hı. 40,5 derecede kaynağından çıkıyor. Hiçbir işleme tabi tutulmadan misafirler bunu otellerde, meydan hamamlarında her türlü imkanlarda kullanabiliyor. Öyle sıcak mı çıkıyor? Öyle ısıtma falan yok mu onu? Hiçbir işleme tabi tutulmuyor. Doğal çıkış olduğu gibi çıkıyor. 39 derece civarında bu kullanım gerçekleşiyor. Doğrudur. Ben girdim, kaplıcaya girdim, ben sıcağı açtım zannettim. Normal öyle mi çıkıyor? Öyle çıkıyor, doğrudur. Allah'ım yarabbim. Genelde kimler tercih ediyor buraları, bizim buraya? Yani illa hasta olmaya gerek var mı buralara gelmek? Yok, hasta şimdi olmaya gerek yok. Buraya her yaş kategorisinden misafirler geliyor. Çünkü hı, orman içinde doğal bir güzelliklere sahibiz. Hı hı. Böyle görmüş olduğunuz gibi kuş sesleriyle. Tabii misafirler burada birçok imkana sahip. Sadece kaplıcadan ibaret değil. Hı hı. Yukarıda Alaçam Yaylası var. ATV turları, safari turları yapılıyor. Hı hı. Alaçam Yaylası'nda şelaleyi gezdiniz, şelaleyi geziyor misafirler. Köylü pazarı var, Türkiye'nin en büyük ikinci mağarası Oylat Mağarası, ilk ilçe kent müzesi, dünyada büyük olan Mobile Müzesi'yle aslında Oylat bölgesi önemli bir destinasyon. Aynen, yine göre hayran kaldık zaten. Oylat'a geldik, coştuk. Olay çığırından çıktı Özgür. Kaplıca suları mesela birçok derde deva oluyor diyoruz ya. Mesela romatizmal hastalıklar mı geliyor da, ya da buraya gelmenin özel şeyleri var mı? Şu hastalığa iyi geliyor diye bir şey var suyumuzun mı? Suyumuzun en büyük rahatsızlıklara iyi geldiği kısımları romatizmal ağrılar, eklem ağrılığı, cilt hastalıkları başta olmak üzere birçok rahatsızlığa iyi geliyor. Hı-hı. İçme kürü olarak kullanıldığından da böbrek taşı ve mide rahatsızlıklarına iyi gelmekte. Nasıl yani, içebiliyor muyuz biz bu suyu? Evet, suyumuz içilebilir kalitededir.
Bu rahatsızlığa, mide rahatsızlıkları ve böbrek taşı rahatsızlıklarına suyumuz iyi gelmektedir. Hatta şöyle söyleyeyim, misafirlerimiz burada bu rahatsızlıklarına derman buldukları için suları doldurarak da götürüyorlar. Vay şahane. Peki ben geldim şimdi oraya. Burada bir yürüyüş yapabiliyoruz değil mi mesela? Kesinlikle. Misafirlerimiz eşofmanı giyerek kendini doğanın içine bırakıyorlar. Böyle duymuş olduğunuz gibi kuş seslerinin içinde, böyle görmüş olduğunuz gibi ormanların içinde misafir kendini doğaya atmış oluyor. Karnım doyduktan kaç dakika sonra, kaç saat sonra girmem lazım benim kaplıcaya? Yani normalde 45 dakika, 1 saat sonrası tavsiye ediliyor. Değil mi? Beklemek lazım. Doğrudur. Allah'ım kesinlikle. Orada şey mi? Rahatsız mı ediyor? Ne oluyor? Ya tabii çok yemek konusunda bir kaçırdığınız zaman aşağıda rahatsızlık vermesin diye. Ben biraz kaçırıyorum Özgür. Gözlemedir, bazlamadır, köftedir biraz kaçırıyorum. Ben bir saat bekleyeyim. Tabii normal ki iyi olur. Işte, aynı anca oluyor. Peki şahane, ben gezmeye devam ediyorum. Söyleyeceğiniz bir şey var mı? Çok teşekkür ediyorum. Tüm misafirleri orada bekliyoruz. Çok teşekkürler. Görüşürüz. Çok sağ olun. Sağ olasın. Bursa'nın ufak tefek taşları, Bursa'nın ufak tefek taşları keman olmuş. O yarimin kaşları keman olmuş. O yarimin kaşları. Sevgili seyirciler, hele bakın kim gelmiş, ablamlar gelmiş, nereden gelmiş? Gaziantep'ten. Vay vay vay, ablamlar ta Gaziantep'ten tabii gelmişler. Ki, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben 15 yıldan beri geliyorum. Maşallah. Tabii ki. İlk komşumun tavsiyesiyle geldim. Ondan sonra bırakamadım. Gaziantep'e gittiğimde bütün çevreme bunu yaygınlaştırdım. Ne güzel. Gelmelerini sağladım. Ve şu anda Gaziantep'ten gelen dün bir tur gitti. Bugün tekrar gelecekmiş. Yani burası bir şifa kaynağı. Doğa, güzellik, her şeyi iç içe. Yani bunu gelip burada yaşamak, görmek gerekiyor. Bence herkesin Oylat'a, İnegöl, Oylat'a gelmesi gerekir. Peki abla, sen 15 yıldır geliyorsun. Evet. Şifa niyetine inşallah tabii ki, geliyorsun. Tabii ki. Peki nelerinden faydalandın, nelerden istifade ettin? Neye faydası oldu? Bir kere psikolojiye çok iyi. O zaten kesinlikle. Değil mi? Eğer bir psikolojik bir rahatsızlığınız varsa... Tamamen ben burayı tavsiye ederim. Bende var abla. Psikolojik bir rahatsızlık zaman... var. Bende psikolojik abla. Bende psikolojik bir rahatsızlık var. Ne? Ben sıkıldım o trafiğin stresinden ya. Aynen, stres atmak için zaten. Psikolojim bozuldu benim. Tabii ki tüm insanların en çok yani zamanımızın hastalığı nedir? Stres. Stres işte. Tamam. Buraya gelin, bu stresi böyle atın burada. Doğayla iç içe. O ormanın içindeki kuş seslerine, terapiye. Melodiyi dinlemek lazım. Vay be. Tabii ki. Antep'lisin ya, nasıl da biliyorsun her şeyi. Ay, melodileri, nasıl da biliyorsun. Biz gastronomi şehri. Değil mi ya? Antep. Yemek şehri. Şimdi orada yiyorsun burada sen şifayı buluyorsun. Ben de öyle yapacağım. Sevgili seyirciler, bana diyorlar ki yiyorsun nereye? Aa, ben de yiyorum. Kaplıcalarda artık. Cambazdan gelir tabii ki yiyeceksin. Mesela şimdi biz Antep yağlı köftemizi yoğuracağız burada. Vay, hadi canım. Tabii ki. Burada da yapıyorsunuz değil mi? Yaparız tabii ki. Siz misafirsiniz, nasıl yapıyorsunuz onu? Biz iki arada bir derede onu yaparız mutlaka. Biz Antepliyiz kardeşim. Tabii. Gittiğimiz yere götürürüz yemeği. Aynen. Şahane. Peki şey de diyor, taş da düşürüyormuş değil mi? Şimdi burada bir mide suyu olduğunu geldiğimizde öğrendik. Gittik oradan içtik başında. Şişeyle getirdik. Ve ablam içti. Böbrek taşını düşürdü. Hakikaten mi? Gerçekten. Yani biz bunu birebir yaşadık. Benim midemde ülser var. Midem rahatladı. Mide ülseri. 3 tane yara vardı. Oranın suyunu içmeyle. Sevgili seyirciler. Ablamlar hani ne burada otelci, ne burada işte Oylatlı, ne İnegöllü buraya gelen misafirler. Yani misafirim neyse sadece. Onu anlatıyor. Sizin de öyle sorunlarınız varsa inşallah şifa kaynağı. Şifa Allah'tan. Bunlar da vesile. İnşallah size gelin. Mide suyuna iyi geliyormuş. Ablan taş mı düşürdün sen? Ben böbreklerimden yani arpa büyüklüğünde taş vardı. Doktor kesinlikle bu taş ameliyatlık kırdırdı. Allah Allah. Kırdırdığım halde ben Oylat kaplıcalarına geldim. Bol bol suyunu içtim. Maşallah. Ve geçti. Hayır, böbrek taşını direkt Antep'e gittim, düşürdüm. Gene toprakta düşürdün ya. Gene Antep'e gittim. Ama buranın şifasıyla yani. Tabii ki. Oylat'ın suyunu içerek. Tabii. Yani normal su içmedim. Çok iyi içtin abla. Her gün içtin mi oradan? Kaplıcanın suyunu 2 litre, 3 litre ne kadar gelirse yani. Peki Antep'e de götürdün mü buradan suyu? Evet. Evet, orada da içtin, devam ettin. Evet, götürüyoruz. Şifa niyetine inşallah. Yiyoruz. Vallahi ne güzel ya. Sizleri gördüm, mutlu oldum ha. Teşekkür vallahi ederiz. Biz de çok mutlu sevik, olduk. Sevik, Antep'i sevik. Biz tabii ki topraklarımızı seviyoruz ama burası da bir doğa harikası.
Ben buraya senede bir kere gelmezsem kendimde bir eksiklik hissediyorum. Kaç gün geliyorsun abla? Bir hafta geliyorum. Maşallah. Bir hafta geliyorum. Allah şifa versin. Şimdi